Selamünaleyküm. Bu güzel sözlerin ardından benim sözlerim çok uygun düşmez ama ben Mesnevi'ye sığınayım. Mesnevi'nin güzel sözleriyle inşallah kalbimiz pürnür olsun. Hani bir vezir vardı, Yahudi bir vezir. Bu Yahudi vezir Hristiyanları öldürmek için padişahla anlaşmıştı. Padişah sanki onu asacakmış gibi davranırken sonradan onu affetmiş. O da Hristiyanların içine girip onları aldatmak, onu kandırmak için bir plan uygulamıştı. İşte o Hristiyanlar tümden gönül verdiler ona. Zat-ı avamın taklidindeki güç nedir ki? Gönüllerine sevgisini ektiler. Onu İsa'nın vekili sandılar. Avam dini taklit eder. İslam dininde bir taklidi iman vardır. İki, tahkiki iman vardır. Taklidi iman sahipleri, anneleri babaları Müslümandır, etrafındaki insanlar Müslümandır, o da Müslümanların içindedir. O taklit eder. Annesi babası nasıl namaz kılıyorsa öyle namaz kılar. Annesi babası din olarak ona ne aktardıysa onu kabul eder. Onun dışında bir şey bilmez. Ataları nasıl din aldılarsa o dini yaşar. Genelde dindarların büyük bir çoğunluğu taklididir. Taklit ederler. Eğer mesela bir evde namaz kılınmıyorsa o evin çocukları pek namazla alakalı bir şey bilmezler. Hatta İslam'da namazın olmadığını dahi düşünebilirler. Eğer bir evde oruç tutulmuyorsa mesela o evin çocukları anne babalarından oruç görmediklerinden dolayı oruca karşı da olabilirler. Taklidi imandır bu. İman ettiği için etrafındakiler, onlar da iman ederler. Etrafındakiler ne kadar iman ettiyse onlar da o kadar iman ederler. Bir de işin tahkiki var. Tahkik etmek, sorgulamak, soruşturmak, araştırmak. O kimse araştırır, soruşturur. Araştırıp soruşturduktan sonra, sorguladıktan sonra iman eder. Bu noktada da dervişler, bir kısım tarikatlar taklidi derviştir. Tahkiki değil. Herkes bir şeyhe bağlanıyordur. Herkes bir şeyhe bağlandığı için onlar da giderler o şeyhe bağlanırlar. Annesi babası o şeyhe bağlıdır. Onlar da giderler oraya bağlanırlar. Veyahut da bir isim duymuşlardır ya, filanca şeyh efendi çok meşhurdur, çok makuldür, çok makbuldür. Herkes gider ona bağlanıyormuş ya, o da gider ona bağlanır. Bu taklidi derviştir. Bir de tahkiki derviş vardır. Derviş onu araştırır, soruşturur. Onun zahirine bakar, onun manasına bakar. İstihareler yapar, istişareler yapar. Sorar, soruşturur, rüyasında görür. Gider ona intisap eder. Bu da tahkiki derviştir. O tahkik ederekten gider oraya derviş olur. İşte o Hristiyan ahali de taklidi bir Hristiyan ahaliydi. Tahkiki değildi. Araştırıp sormuyorlardı. Onu araştırmıyorlardı. Din nedir araştırmadıklarından onun söylediğini din olarak kabul ediyorlardı. Eğer dini araştırmış olsalardı taklitçi olmayacaklardı zaten. Bugün günümüz Müslümanları da 3 aşağı 5 yukarı aynı değil mi? Biz onun ne söylediğini sağlamasına alabileceğimiz bir bilgimiz yok. Söylediği Kur'an ve sünnete uygun mu? Yaptığı tarikat adabına, erkanına uygun mu? Onun söyledikleri İslam dininin içerisinde mi, değil mi? Bu normalde bunu
alabileceğimiz, bunu öğrenebileceğimiz bir bilgi kaynağımız olmadığından, böyle bir elimizde materyal olmadığından önümüze gelen kimseyi şeyh tanımamız, önümüze gelen kimseyi alim tanımamız, her beyaz sakallıyı pir zannetmemiz, her başı sarıklıyı alim zannetmemiz de bu sebepten kaynaklanıyor. Taklidi. Bu taklidilikte o kadar öndeyiz ki hatta birisi üniversiteye girmek için 21 tane pirince okutup bilmem kaç rekat namaz kılıyor. Biz de üniversite namazı diye bir namaz üretiyoruz. Üniversiteye girmek için namaz üretiyoruz. Ve bunu da kitaplara yazıyoruz. Üniversiteye giriş namazı diye. Taklidi. Böyle bir namazın var olup olmadığını dini kaynaklardan sorma noktasında değiliz. Bunu sormuyoruz. Sormuyoruz. Bunu sorabileceğimiz bir yer yok. Ama uydurulmuş birçok namaz var. Bunu normalde fıkıh kitaplarında bulunmayan, İslam ilmihallerinde bulunmayan namazlar üretilmiş İslam dünyasının içerisinde. Hiç kimse bu üretilmiş olan namazların nereden geldiğine bakma noktasında dahi değil. Taklidi. Müslümanlığımız taklidi, dervişliğimiz taklidi, bütün hayatımız taklidi. Taklit ediyoruz, tahkik etmiyoruz. Dinle alakalı konularda böyle. Ama birisi ameliyat olacak olsa doktor doktor dolaşıyor. Hastane hastane dolaşıyor. Bu ameliyatı en iyi yapan doktor hangisi? Onu bulmak istiyor. Bu ameliyat en güzel hangi hastanede olur? O hastaneyi araştırıyor. Onu tahkik ediyor. Veyahut da bir hukukla alakalı bir işimiz varsa bizim işimizi hangi avukat daha iyi görür diye avukat avukat dolaşıyoruz. O hukuksal problemimizi çözmek için gidip dolaşmadığımız, araştırmadığımız avukat kalmıyor. Ama söz konusu olan din olursa annemizin dini bize yetiyor. Söz konusu olan din ise babamızın dini bize yetiyor. Söz konusu olan din ise bizim dedemizin dedesinin dedesi dervişti zaten. Biz o derviş sülalesinden geliyoruz. Bize mi öğreteceksin sen bu dini? Bırak git. Benim dedemin dedesinin büyük dedesi filanca yerde şeyhti zaten. O yüzden benim dini şeylere ihtiyacım yok. Biz şeyh torunuyuz. Veya biz seyitlerdeniz. Sen bize mi dini öğreteceksin? Biz dini biliyoruz. Oo harika. Bunlar bize yetiyor. Taklidi. Tahkiki değil. Tahkiki değil. Bütün insanların tarih boyunca en büyük problemleri taklitçi olması. Taklide bir yere bakarken bir yere kadar taklit iyidir. Ne zamana kadar? Öğreninceye kadar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benden gördüğünüz gibi ibadetleri yapın der. Bu tamam. Biz namazın kılınma şeklini Hazreti Peygamber'i taklit ederekten öğrenelim. Ama kıymetli dostlar, namaz nedir? Namazdan kasıt nedir? Namazın tecelliyatı nedir? Biz kime döneriz? Biz kimden isteriz? Namazı kime kılarız? Namazı nasıl kılmamız lazım? Rükusunu, secdesini söylemiyorum. Bizim kalbi halimiz nasıl olmalı? Bunu biz araştırmayız hiç. Bu tahkike gitmek istemeyiz. Bu tahkike gidersek kendi kendimize şunu deriz. Birileri de etraftan der zaten bize. Sen bu kadar inceleme, kafayı üşütürsün. Bir başkası da şunu der. Sen bu işleri karıştırma. Sen bunları bilmezsin. Başka birisi de böyle söyler. Sen ne yapacaksın bunları öğrenip de? Senin bunları öğrenmene gerek yok. Sen namazını kılmaya bak. Yani meselenin özüne, meselenin içselliğine bakmayız. Taklididir. Ve bir Adem'den beri insanoğlunun en büyük problemidir. Dini meselelerde taklidi olması. Dini meselelerde. Mezhepler bu yüzden çok kuvvetlidir.
kuvvetlenirler. Kuvvetlenmelerinin sebebi taklitçilerinin çokluğundandır. Arkadan gelen kimselerin tahkik etmemesi, yeni meselelere iştihat etmemesi, yeni meseleleri görmezden gelmesi ve yeniden ilim üretmek, yeniden felsefe üretmek, yeniden dinin içerisindeki kuralları yenilemeye çalışmak taklitçilerin işi değildir. O taklitçiler taklitlerine devam ederekten ama maaşlarını, ama makamlarını, ama mevkilerini koruma derdindedirler. İşte sufiler gerçek manada taklitçiliğe isyan etmiş, taklide isyan etmiş, işin hakikatine varmak. Allah sizin suretlerinize değil, siretlerinize bakar. Ayet-i kerimesinin sırrına vakıf olmak için taklitten içeri, tahkike doğru yol almışlardır. Bu manada tahkike doğru yol almayan Müslümanlar ne yazık ki hem imani noktada hem de yaşantı noktasında taklit etmeye devam edeceklerdir. Herhangi bir kimse örtüsünü yan bağladı diye taklitçilerin hepsi de örtülerini yan bağlayacak. Herhangi birisi örtüsünü düz bağladı diye taklitçilerin hepsi de örtüsünü düz bağlayacak. Birisi sakalını yana taradı diye bütün herkes sakalını yana tarayaraktan taklitçilikte yarışacaklar. Taklitte yarışıyoruz. Filancanın düğünü nasıl olduysa bizim de düğünümüz öyle olmalı. Filancanın koltuğu nasılsa bizim de koltuğumuz öyle olmalı. Filanca balayına filanca yere gitmiş, biz de oraya gitmeliyiz. Taklitte o kadar ilerideyiz. Hazreti Mevlana'nın bir kıssası anlatılır, muhteşemdir, çok hoşuma gider. Müritlerden birisi gelir, der ki efendim, sultanım, hazretim, ben bütün kıyafetlerimi Muhammed-i Mustafa'nın kıyafetine döndürdüm. Acaba der, takıldım bir yerde, o kemerini, kuşağını nasıl bağlardı? Bana tarif etseniz de ben onun bağladığı gibi kuşağımı bağlasam. Cevap muhteşemdir. Hazreti Pir der ki, eğer sen kuşağını da onun gibi bağlarsan tam bir Ebu Cehil'e benzeyeceksin der. Çünkü Ebu Cehil'in kıyafetiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kıyafetinin arasında bir fark yok idi. İkisi de aynı kavmin insanlarıydı. Kıyafet kültürleri aynıydı. İkisi de aynı kavmin insanıydı. Taklitçilik bir veçeden bakınca maymunun işidir. O maymun insana benzemek için insanı taklit eder. Haristir insana benzemek için. Oysa o insanın ahlakıyla ahlaklanması mümkün değildir. Taklit edenler hiçbir zaman İmam-ı Azam olmayı göze alamazlar. Ama dışlarını İmam-ı Azam'a benzetirler. Taklit edenler dışlarını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine benzetmek için yarışırlar. Cübbesini nasıl giyerdi? Öyle cübbe giymeye çalışırlar. Sarığını nasıl sarardı? Öyle sarık sarmaya çalışırlar. Bilmezler ki sarık Bedir'de 1000 kişilik ordunun karşısına 5000 kişi çıkan müşriklerle savaş esnasında meleklerin başına sardığı bir alametti. Ey sarık saran Müslüman! Eğer müşriklerle bir mücadelen var ise o sarık kıymetli. Eğer müşrikle bir mücadelen yoksa zahirden öteye gidemeyeceksin.
Eğer dini gerçek manada, kalbi manada alıp özümseyip Kur'an ve sünnet ne diyor deyip onun hakikatine ermeye çalışırsan taklitten kurtulup tahkike varacaksın. Ama yok, herkesin yaptığı gibi yapacağım diyorsan işte o taklitten bir farkın kalmayacak. Hep kandırılmaya hazır olacaksın. Hep aldatılmaya hazır olacaksın. Ve ne yazık ki ne tarafa doğru bir yolculuk yaptığını bilmeyeceksin ve bilemeyeceksin. Aradan 5 yıl, 3 yıl, 10 yıl geçtiğinde şunu diyeceksin: biz kandırılmışız, bizi aldatmışlar. Kandırana kabahat bulacaksın, kendi körlüğüne değil. Seni aldatana kabahat bulacaksın, kendi körlüğüne değil. Oysa sen körlükten kurtulup, amalıktan kurtulup hakikati görmeye koşsaydın, oysa sen aldatılabilirim düşüncesiyle Kur'an ve sünnete azı dişlerinle sımsıkı yapışsaydın, seni hiç kimse aldatamayacaktı. Ama sen nefsine hoş gelen, nefsine tatlı gelen, nefsine uygun gelen, nefsine senin tatlılıklar sunan din, tatlılıklar sunan bir dini anlatan kimseye karşı gönlün hoş oluverdi. Çünkü senin nefsine uygun anlatıyordu. Sen soruyordun: hocam, bir damla bir şey yesem orucum bozulur mu? O sana bozulmaz diyordu. Hocam, kurbanda koyun yerine horoz kessem kurban olur mu? Olur canım, kurban kurban değil mi diyordu. Senin hoşuna gidiyordu. Hocam, başı açık da ben namaz kılabilir miyim, kılamaz mıyım? Allah'a ibadet etmek istiyorum dediğinde hoca da öyle diyordu: tabii kılabilirsin, örtünmek Kur'an'da yok zaten. Hocam, ben işte şunu yapamıyorum, yapmıyorum, bu da öyle din olur mu dediğinde, tabii yavrum, hiç önemli değil, sen istediğin gibi yap dediğinde senin nefsine tatlı geliyordu. Ondan sonra diyordu ki: ben senin soruna şu kitapta cevap yazdım, kapının önünde kitabım satılıyor, alın bakayım. Herkes güldür güldür güldür, pamuk eller cebe alıveriyordu kitaplarını. Dini kitap satıyordu. Birisi de radyodan bağırıyordu: çocuk isteyenler bu kitabı alın, işini düzeltmek isteyenler bu kitabı alın, İşte zengin olmak isteyenler bu kitabı alın. Bu kitap eğer evde olması lazım. Ne? Sırlı dualar kitabı. Çocuk isteyen de alacak, zengin olmak isteyen de alacak. Dinini öğrenmek isteyen değil. Güldür 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 aldı herkes. Hala da alıyor. Tahkiki değil. Ondan sonra aldandık biz. Kim? Filanca hoca aldattı. Neyini aldı? Milyonlarını aldı. Neyini aldı? Evini aldı. Neyini aldı? Paranı pulunu aldı. Neden verdin? Kur'an-ı Kerim okusaydın, sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidin ayetini öğrenecektin. Eğer hadis-i şerif okusaydın, Hazreti Peygamber diyecekti ki, hem ayet-i kerime var hem hadis-i şerif var: benim ücretimi Allah verir. Bunu duymadın ki. Senin de nefsine tatlı geldi. Para verip kendini temizlemek. Çünkü zekatını vermemiştin. Çünkü fakir fukaranın hakkı vardı sende. Çünkü sen işçinin parasını vermemiştin. Çünkü sen mal alıp sattığın esnafın parasını vermemiştin. Nefsinin bu hastalığını örtmek için
gidip bir cemaata, bir tarikata 1 lira 2 lira para verip nefsini temizlemeyi düşündün. Onun başındakiler de zaten para, 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 para diyorlardı. O paranın nereden geldiğine bakmadan aldılar, seni de baş köşeye oturtturdular. Sen de para verip baş köşeye oturmanın tadını, zevkini çıkardın. Sen para verince seni Şeyh Efendi ile özel görüştürdüler. Sen para verince Hoca Efendi ile güzel özel görüştürdüler. Sen özel insan oldun. Taklitte kaldın. Şimdi aldatanlara kızıyorsun. Aldattılar bizi diyorsun. Hayır. Sen kendi kendini bile bile aldattın. Bile bile aldattın. İşte taklitçiler avamın işidir. Tarih boyunca bütün dinlerin en büyük sıkıntısıdır. Dindarların en büyük sıkıntısıdır. Dindarların önünde taklitçi hocalar, taklitçi imamlar, taklitçi şeyhler olduğu müddetçe o dindarların iki yakası bir araya ne yazık ki gelmeyecek. İşte o Hristiyan topluluğu da taklitçi bir topluluktu. O vezir geldi, aslında Yahudiydi. Aslında Yahudiliğin en merkezinde, en hakikatinde bilgisini almıştı. Ve içi çıfıt çarşısıydı. Tilki kadar kurnaz, Firavun kadar cebbar, Nemrut kadar kindardı. Ve Hristiyanlardan intikamını almak için böyle bir oyun, böyle bir tezgah düzenlemişti. Bu tezgah tarih boyunca bütün inananların başına kurulmuş, geçirilmiş bir tezgahtır. Şu anda Hristiyanlık paramparçaysa bu tezgahtan paramparçadır. Şu anda İslam dünyası paramparçaysa, din adına insanlar birbirlerini katledip birbirlerini öldürüyorlarsa, taklitçiklerinden dolayı, eğer taklitten kurtulamazlarsa ne yazık ki İslam dünyasında da kan, gözyaşı, birbirini katletme son bulmayacaktır. O gün için Hristiyanların da derdi buydu. Bir Yahudi geldi, ben bunu Paulos olarak nitelendiriyorum. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bunun ismini vermemiş ama tarihi kaynakları inceleyenler, Hristiyanlığın tarihçesine bakanlar bunun Paulos olduğunu görürler. Ve Hristiyan dünyası bugün Paulosvari bir din ile kendilerini, dindarlıklarını korurlar. İşte o avam bu kimseyi gönüllerine, sevgisine ektiler. Kendileri ektiler sevgiyi. Kendi kendilerine. İnsan sever. Mecazı da sever, hakikati de sever. İnsan sever. Eğer nefsine uyduysa nefsine tatlı gelen şeyleri sever. Onu aşk zanneder. Nefsine uyan bir kimse için sevgi rengi farklıdır. Nefsine uymayan kimsenin sevgi rengi farklıdır. Nefsine uyan kimse hakikati sevemez hiç. Ona dersen hakikat bu, kabul etmez. Çünkü nefsi kabul etmez onu. Kabul etmeyen nefsidir. Tarih boyunca insanlık var olduğundan beri insanlığın baş belası, baş düşmanı insanın kendi nefsidir. İnsanın kendi düşmanı kendi içindedir. Nefsidir. Nefis hiçbir zaman hakikati istemez. Nefis hiçbir zaman doğruyu istemez. Nefis hiçbir zaman gerçeği görmek istemez. Uzaklaştırır hep bizi. Hep bize kolay yollardan, sapıklık, sapma yollarına bizi gönderir. Böyle olmaz mı canım? Böyle olsa ne olacak? Ya bunu da böyle yapalım, böyle yapsak ne olur? Nefis hep bizi kandırma, bizi tuzağın içerisine sokmaya çalışır. Gerçek hakikati öğrenmek isteyenler nefsin tuzaklarını öğrenmek isterler. Taklitçiler ise ibadetin nasıl olması gerektiğini sorarlar. Taklit
iman sahibi size namazın farzını, vacibini, edasını sorar. Tahkik iman sahibi size namazın hakikatini sorar. Taklitçi ise nerede, nasıl taklit edeceğini sorar size. 28 yıldan beri bu fakir din anlatmaya çalışır. Bundan sonra soranların sorularını kabul etmiyorum. 28 yıldan beri sorulu cevaplı sohbet ederiz. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Allah nefsimizi uydurmasın. 28 yıldır bir Allah'ın kulu bana namazın hakikati nedir? Namazdan kasıt nedir? Bunu sormadı. 28 yıldır ben soru alırım. 28 yıldan beri bütün sohbetlerimiz hemen hemen sorulu cevaplıdır. Kıymetli dostlar, hem vallaha da hem billaha da, cahilinden alimine, sufisinden şeyhine, fakirinden zenginine, bir Allah'ın kulu bu fakire namazın hakikatini sormadı. Bir Allah'ın kulu imanın hakikatini sormadı bana. Bir Allah'ın kulu tuttuğu orucun hakikatini sormadı bana. Bir Allah'ın kulu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah lafzının hakikatini sormadı bana. Ben her sohbete çıkarken hep büyük bir ümitle çıktım. Bir kişi sorar dedim. 28 yıldır soran olmadı. İçimi dışıma çıkarırdım onu sorana. İçimi dışıma çıkarırdım. Ciğerimi söker önüne koyardım onun. İçimi söker önüne koyardım onun. Hiç kimseye de kızamıyorum bunun için. Biz taklidi seviyoruz çünkü. Aldanmayı seviyoruz. Aldanmayı seviyoruz. İşte o Hristiyanlar da o herkese mavi boncuk dağıtan o Yahudiliğin gerçekte Yahudi olan o veziri seviverdiler. Oysa ki o gizlice tek gözlü lanetlenmiş Deccal'dı. Deccal Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifte buyurduğu gibi Adem'den itibaren bütün peygamberler ümmetlerini Deccal'la korkutmuştur. Ve o Deccal ahir zamanda çıkacaktır. Ya Resulallah, o Deccal neye benzer? Onun bir gözü kördür. Başka bir hadis-i şerifte bir gözü şaşıdır. O bir anda ülkeler gezer. O Deccal size suyunu gösterdiyse içmeyin. Ateş gösterdiyse ateşe gidin. Onun suyu ateştir. Ateşi sudur. O Deccal ölüyü diriltir sizin gözünüzün önünde. O ölüyü dirilttiğinde bilin ki o Deccal'dır. Gibi. Sonuçta alnında iman sahiplerinin onun Deccal olduğunu yazan yazıyı okuyabileceği, gerçek iman sahiplerinin okuyabileceği Deccal'dır. Bu Deccal ahir zamanın son diliminde çıkacaktır. Şahıs olarak da zuhur edecektir. Her dönemin Deccalları vardır. Her dönemin deccaliyeti vardır.
Her Deccal'ın karşısında her döneminde Mehdi'si ve Mehdiyeti vardır. Her ülkenin kendi Deccal'ı, her toprak topluluğunun bir Deccal'ı, her insan topluluğunun bir Deccal'ı vardır. Her kasabanın bir Deccal'ı, her şehrin bir Deccal'ı vardır. Her köyün bir Deccal'ı vardır. Her sokağın bir Deccal'ı vardır. Her evin bir Deccal'ı vardır. Her insanın da bir Deccal'ı vardır. Bunun gibi her insanın Deccal'ı olduğu gibi her insanın da bir Mehdi'si. Mehdi de hidayete sebep olan, hidayet yolunda çalışan, koşturan, hidayet noktasında duran kimsenin ismidir. Televizyonda hatun oynatanın ismi değil. Milletin parasını iç eden değil. Her sokağın Mehdi'si vardır. Her sokağın, her apartmanın bir Mehdi'si vardır. Her köyün, her kasabanın bir Mehdi'si vardır. Her ilin, her coğrafya bölgesinin bir Mehdi'si vardır. Her ülkenin bir Mehdi'si vardır. Ve bütün insanlığın o manada yaşayan bir Mehdi'si vardır. Allah Deccal'ın yakasını bıraktığı gibi Mehdiyet'in de yakasını bırakır. Ama ahir zamanın son diliminde bunlar şahıs olarak da meydana çıkar. Ve nasıl şeytanın askerleri varsa Deccal ve Deccal'ın da askerleri vardır. Nasıl Cebrail aleyhisselamın ruhaniyetiyle evliyalar, bütün veliler ondan alırlarsa ilhamı, Mehdi ve Mehdi'nin askerleri de vardır her yerde. Deccal'ı tanımanın yolu çok basittir. Deccal sizi Kur'an ve sünnetin hakikatinden uzaklaştırır. Bu kim olursa olsun. Bu kocanız olabilir, bu babanız olabilir, bu anneniz olabilir, bu karınız olabilir, bu çocuğunuz olabilir. Bu eşiniz, dostunuz, arkadaşınız olabilir. Bu başınızdaki amiriniz, memurunuz olabilir. Bu camideki hocanız, tekkedeki şeyhiniz olabilir. Deccal her yerde kol gezer. Ama Mehdi'niz de aynı şekilde olabilir. Camideki hocanız Mehdi'niz olabilir. Başınızdaki şeyhiniz Mehdi'niz olabilir. Kocanız Mehdi'niz olabilir. Karınız Mehdi'niz olabilir. Çocuğunuz olabilir. Anne babanız olabilir. Arkadaşınız, dostunuz olabilir. Size kim hak ve hakikati anlatıyorsa ve size din nasihat ediyorsa doğruyu, o da sizin Mehdi'niz olabilir. Bu da haktır. İşte o vezir aslında Deccal'dı. Ey Allah'ım, sen bizim feryadımıza yetiş. Ne de güzel yardımcısın sen. Hazreti Mevlana birden duaya geçiyor. Diyor ki ey Allah'ım, sen bizim yardımımıza eriş. Ne de güzel yardımcısın sen. Ey Allah'ım, yüz binlerce tuzak var, resim var. Biz de yemsiz, yiyeceksiz kalmış haris kuşlara benziyoruz. Soluktan soluğa bir tuzağa tutulmuşuz. Tut ki hepimiz bir doğan olalım, bir zümrüdü anka kesilelim. Bu gene de böyle. Ey kimseye muhtaç olmayan Allah'ım, sen bizi her solukta kurtarırsın. Fakat biz yine tutar bir tuzağa gideriz. Biz şu ambara buğday yığmadayız derken yığılmış toplanmış buğdayı yitirip gitmedeyiz. Aklımızı başımıza alıp hiç düşünmüyoruz ki buğdayın eksilmesi farenin yüzündendir. Kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana bütün inananları tuzaktan tuzağa, imtihandan imtihana geçişini söyler. Ve bu tuzaklara aldanmama,
bu tuzaklara kanmama, bu tuzaklara yenilmeme ancak Allah'ın lütfu ve ikramı iledir. Ve Allah'a yalvarır. Bizi koruyacak olan sensin. Allah bizi tuzaklardan korusun. Cenab-ı Hak bizleri, dinimiz de bizi aldatacak olanlardan korusun. Allah bizi, dinimiz üzerinden bizi yem olarak kullananlara yem eylemesin. Kalbimize feraset versin. Dilimize feraset versin. Gözümüze, kulağımıza feraset versin. Onun dinini anlamayı, onun dinini yaşamayı, onu tanımayı ve onu bilmeyi bizlere mazhar eylesin. Bizlere kolaylaştırsın inşallah. Önümüzdeki dersimizde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. El Fatiha. Aman selavat. Amin.